Ben İbrahim Aybek. Bir önceki videoda size usturlapla saatin kaç olduğunu, nasıl hesaplandığını göstermiştim. Şimdi ise yine küçük bir uygulama yapacağız ve bugün Lizbon'da saat kaçta güneşin battığını birlikte hesaplayacağız. Şimdi bugün 22 Temmuz. 22 Temmuz'da güneşin tam aslanla yengecin arasında olduğunu biliyoruz. 21 Temmuz burasıymış da bir gün o kadar fazla oynamıyor. Bu her çizgi 6 güne denk geliyor. Dolayısıyla bunu baz alabiliriz. Şimdi arkadaki levhayı görüyorsunuz. Onu göstermek istiyorum size ilk başta. Bir saniye açalım. Şimdi böyle bir levhamız var. Bu levhada şu alttaki, en alttaki mukantara çizgisi ufuk çizgisi oluyor. Dolayısıyla günü batıyorsa güneşi bu çizginin üzerinden geçirmeye çalışacağız. Şimdi bakalım. Usturlabımızı kapatalım. Bu usturlap nereden aldınız diye soranlar var. Kendim yaptım. Bunu kim yaptı lan? Kendim yaptım. Kendin. Kendim yaptım, evet. Maalesef hiçbir yerde yok. Bu usturlap Sultan Beyazıt, 2. Beyazıt adına yaptırılmış. Bir usturlabın Türkçe'ye çevrilmiş replikası. Biraz zor oldu ilk prototipini yapmak. Fakat nasıl çalıştığını anlayabilmek için önce Türkçe'ye çevirdim. Sonra da kendim için böyle bir tane yaptım. Ama kısa zaman içerisinde Türkiye'de de satın alınabilir bir ürün haline gelecek. Buna yönelik çalışmalarım devam ediyor. Şimdi hesabımıza geri dönelim. Şimdi burada güneşin yerini ayarladık. Aslanla yengeç burcunun arasında bu şekilde. Şimdi az önce gördüğümüz ufuk çizgisinin üstüne getiriyoruz bunu. Bakın getirdim. Tam ufuk çizgisiyle kesişti şu noktada. Görüyorsunuzdur. Şimdi buradaki değere bakıyoruz. Buradaki değer 100, 105, 3 derece daha var. Tam 108 derece. Bu ne demek? Burası tam sıfır noktası öğlen saat 12'yi gösteriyor. Öğlen saat 12'den 108 derece sonra güneş batacak demekmiş. Bu neye denk geliyor? Bu 360 derece 24 saate denk geliyor. O zaman bir orantı kurabiliriz. 360 24 saate geliyorsa 108 kaça denk geliyor diye. Bunu hesapladığımızda 108'i 7 saat 12 dakika yapıyor. Peki bu 7 saat 12 dakika neyi gösteriyor? Yerel saate göre saat 7'yi 12 geçe Lizbon'da güneşin batacağını gösteriyor. Peki niye saat 7.12'de batmıyor? Çünkü günümüzde Greenwich'in esas alındığı saat dilimleri var. Ve Portekiz -9 boylamında yer alıyor. Dolayısıyla 9 kere 4, her meridyen 4 dakika olduğu için 36 dakika oradan eklememiz gerekiyor. Bu değere ne yaptı? 7.48. Hala bir eksik kaldı. O da günümüzde yaz saati ve kış saati uygulamaları olduğu için 7.48'e 1 saat daha eklememiz gerekiyor. O da 8.48 yapıyor. Hala bir şey eksik kaldı. 8.48 neyi gösteriyor biliyor musunuz? Güneşin tam yarısının ufka geldiği dakikayı gösteriyor. Yani güneşin ortasındaki noktayı düşünün. Onun ufka geldiği dakikayı gösteriyor. 8.48. Buna 2 dakika daha eklerseniz güneşin tam ufuktan kaybolduğu dakikayı bulursunuz. Bu da saat 8'i 50 geçe yapar. İşte şu an akıllı telefonumdan ben bunu kontrol ettiğim zaman, birazdan ekran görüntüsünde koyacağım videoya, akıllı telefonda bunu saat 8.56 olarak gösteriyor. İşte biz şu anda Lizbon'dayız. Lizbon 38 nokta küsür enleminde, bu 39'luk enlem diski takılı. Yani bu aradaki 5 dakikalık yanılma payı normal. Akıllı telefonunda tam olarak neyi baz aldığını bilmiyoruz. Ama usturlapla saat kaçta güneşin tam olarak battığı böyle hesaplanıyor diyelim. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkürler.